efendim Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Futbol tarihine, Türk futbol tarihine kara bir leke olarak da geçmişti. Tehdidi herkes duydu orada ama bu dava ertelendi. Hakim karşısına çıktılar, dava ertelendi ve Halil Umut Meler orada görev yapan Ankara Gücü karşılaşmasında görev yapan hakemler, orada yaşananlar kimler ne söyledi? Maç bitimi hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasının ilk duruşması yapıldı. Faruk Koca ve 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakem Umut Meler Koca'nın kendisini tehdit ettiğini belirtirken Koca o iddiayı reddetti. Ancak maçtaki diğer hakemler de tehdidi duyduklarını söyledi. Tehdit kısmı doğru değil. Hayatım boyunca ilk defa birine fiziki müdahalede bulundum. Üzgünüm. Maç sonu müştekinin yanında dururken Faruk Koca müştekiye yumruk attı. Bize yönelik sizi bitireceğim ve Meler'e de seni öldüreceğim dedi. Arkamdan gelerek müştekiye vurduklarını gördüm. Koca yumruk vururken sizi bitireceğim dedi. Meler'e de seni öldüreceğim dedi. Nefes kesen maç bitiyor. 11 Aralık'ta yaşanan saldırı Türk spor dünyasını sarstı. Ankara Gücü Kulübü Başkanı Faruk Koca maç bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Ardından yanındaki kişiler yere düşen hakeme tekmeler attı. Hakem Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca 15 gün cezaevinde kaldı. Aralık ayının sonunda adli kontrolle serbest bırakıldı. Dün Koca ve diğer 3 sanık için dava günüydü. Faruk Koca hakkında hazırlanan iddianamede 3 ayrı suçtan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası isteniyor. Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mağdurum, çok üzgünüm. Benden beklenmeyen bir şeydi. Olayın failleri dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Üzgün olduklarını söylediler. Davada söz alan hakem Halil Umut Meler, olayın iddianamede anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini, Koca'nın tehdit sözünü duyduğunu, şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti. Faruk Koca tehdit suçlamasını kabul etmedi ancak maçta görevli diğer hakemler söz konusu tehdidi duyduklarını söyledi. 4 sanığın yargılandığı dava 28 Şubat'a ertelendi.